Tuba Sayılgan, DEM Parti Muş Belediyesi Eş Başkan Adayı. İlk ve orta öğretimi Muş'ta okudum. Lisemi de Muş'ta okudum. Muş Anadolu Lisesi mezunuyum. 2019 yılında Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldum. Eczacıyım. 1,5 yıl özel sektörde çalıştım. Özel sektördeki uğradığım mobbingler ve bayağı zorluklar sonucunda kendi eczanemi açmaya karar verdim. Yapamazsın, edemezsin dediler, kadın başına olmaz dediler. Birçok ekonomik problemden bahsettiler ama ben her şeyi göze alarak yapabileceğime inandım ve çalıştım gece gündüz. Açtım eczanemi, 3 yıldır da var, iyi ki var. Kendi eczanemde 3 yıldır aktif olarak çalışmaktayım. Yani bu aktif olarak çalışmam ve bir sağlıkçı olmam kadınların problemlerini daha çok görmeme vesile oldu. Daha yakından tanık olmama vesile oldu ve DEM Parti'nin de bu kadın eş başkan politikası da çok benimsediğim bir politika ve desteklediğim bir politika. Bu da beni kadınlarımızın problemlerini, sorunlarını çözmeye, bunu dile getirmeye iten bir yol oldu benim için. Bu sebeplerden ötürü eş başkanlık adaylığına da başvurdum. 3 yıl önce ilk eş başkanlık sistemi açıklandığı zaman Muş'taki toplum tarafından, yani gerek kadınlar gerek erkekler tarafından çok büyük tepki gösterildi. Hani erkeklerin tepkisi yetmiyormuş gibi kadınlar da hani bir kadın yapamaz, yönetemez anlayışına sahipti ve çok tepki görüyordu. Ama şu anki geldiğimiz noktada görüyorum ki halkın içinde olan biri olarak, halkla beraber olan biri olarak hem kadınlarımız hem erkeklerimiz artık kadınların da yönetimde yer alabileceğini, kadınların da bir şey yapabileceğini görüyor, görmek de istiyor. Ve eminim ki bunu getirdiğimiz zaman, başardığımız zaman, yerel yönetimlerde yönetimi ele aldığımız zaman ve yaptığımız işleri halk gördüğü zaman bizi daha çok destekleyeceklerine inanıyorum. Ve evlere hapsedilen, ekonomik olarak devlete açlığı doyuracak kadar sadece verilen maaşla kadınları kendilerine mahkum bırakan sistem, kadınları eve hapseden sistem var. Kadınlar bunu gördüğü zaman kadının da yapabileceğini, ekonomik özgürlüğünü eline alabileceğini, yönetimde var olabileceğini gördüğü zaman Muş kadınları, Muş'taki kadınlarımızın da ekonomik özgürlüğünü kendi eline alabilmek için atılımlarda bulunacağına inanıyoruz. Bu güç onların içinde var, bu istek içlerinde var ama sadece çok mahkumlar dışarıya, devlete çok bağımlılar. Eve hapsedilmiş durumdalar. Kendilerini ifade edecek bir alanları yok, bir istihdam alanları yok. Yönetimde kadın yapamaz algısı var, kadın duygusaldır, kadın yapamaz, kadın başaramaz algısı var. Ama biz göstereceğiz ki, onlar da görecekler ki biz de varız, yapabiliriz. Eskumancı Cibecim, emjinin, emhene, u emliverin. Biz bunu bilmeliyiz ve bu sloganla yolumuza devam etmeliyiz kadınlar olarak. Kadın istihdamının en düşük olduğu şeylerden biri Muş. Aynı zamanda eş başkanımın da değindiği gibi tarım kooperatifleri vesaire kurarak ya da belediye nezdindeki istihdamlarda kadınlarımızı tabii ki de halı, dokuma kurslarına yönlendireceğiz. Bunlar için alan açacağız ama bu da yetmez. Halıcılık, dokumacılık yetmez. Her mesleki alanda kadınlarımıza eğitim vereceğiz ve hayatın bütün alanlarında kadınların var olduğunu göstereceğiz. Var olabileceğini, yapabileceklerini göreceğiz. Bu da aynı zamanda kadınlara hem iş imkanı oluyor, hem istihdam alanı oluyor, hem de kendi ekonomik özgürlüklerini ellerine almış oluyorlar. Biz diyoruz ki ekonomik özgürlüğü olan kadın toplumda da vardır ve öyle bir toplum daha yaşanılabilir, daha anlayışlı, daha mutlu bir toplum olur diye düşünüyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bünyesi'nde bir kadın sığınma evi var. Bunda yeri belli ve açık zaten. Çok da aslında sığınma evi gibi olmuyor zaten halka açık bir şekilde hedef halinde. Biz bunun yerine bunların sayısını arttıracağız. Kadın sığınma evlerini daha işlevsel hale getireceğiz. Ve bunların daha halkla iç içe değil de daha korumacı bir yapıda olmalarını sağlayacağız. Aynı şekilde gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için gençlik kültür merkezi kurmayı planlıyoruz. Burada gençlerimize halk oyunları, tiyatro, özellikle çocuklarımıza ana dilde tiyatro eğitimleri gibi tabii eğitimli kadrolarımızla bu tür eğitimler vermeyi planlıyoruz. Bir kadın sağlıkçı olarak kadınlarımız sağlığa ulaşamıyorlar. Kadının sağlığı Muş'ta çok ciddi bir boyutta şu an. Randevu bulamıyorlar hastalardan. Sanki devlet eliyle özellikle hasta bir toplum yaratılmaya çalışıyor. Biz kadın sağlığı, anne çocuk sağlığı merkezleri kurarak
kadınların sağlığa ulaşmalarını arttıracağız ve aynı şekilde eğitim programları düzenleyerek sağlıkçı arkadaşlarımızla annelerimizi, kadınlarımızı sağlıklı sağlık programları çerçevesinde bilgilendireceğiz. Bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Hastalarımız hastaneye gidiyorlar, eczaneye geliyorlar ve bazı annelerimiz, dedelerimiz, amcalarımız, halalarımız Türkçe bilmiyorlar. Bilmedikleri için kendilerini ifade edemiyorlar. Bu konuda sağlık sisteminde ciddi bir eksiklik var. Doktorlar Kürtçe bilmediği zaman anlaşamıyorlar. Mesela bir hasta eczaneye geldiği zaman ben onu Kürtçe karşıladığım zaman çok memnun oluyor. Kendini ifade edebildiği için çok da mutlu oluyor ve memnun bir şekilde oradan ayrılıyor. Gerçekten o hizmetin karşılığını ben aldığımı hissediyorum. Hastaya ulaşabildiğim için o da sağlığına, kendini anlatabildiği için, sağlığına ulaşabildiği için o da mutlu oluyor. Bu anlamda sağlık sektörümüzde ana dil konusunda çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Muş'un en temel sorunlarından Muş Ovası Türkiye'nin üçüncü büyük ovası ve su sorunu olmamasına rağmen yerelde ve genelde siyasetçilerimiz AKP iktidarı döneminde verdikleri sulama kanalı işlemlerini, verdikleri o sözü yerine getirmediler. O sulama kanalından dolayı arazilerimiz hep kırsal durumda, sulama ihtiyacı olduğundan dolayı devlet bu alanda hiçbir çalışma yapmadı AKP hükümeti. Hiçbir gelişme yapmadı bu konuda. Çiftçilerimize kota uyguladı. Tütün Muş'un en büyük kaynaklarından biriydi ve bu tütün üzerinde AKP hükümeti öyle bir derinlemesine bir çalışma yaptı ki halkı yoksullaştırmak, fakirleştirmek için tütün işletmelerini ve tütüne kota bırakarak hiç olmayacak şekilde kendisi de sahiplenmeyerek bir anda tütün çiftçimizi bitirdi. Tütüne olan rağbet, Muş tütünü meşhur olmasına rağmen hiçbir çalışmaya meyil vermeden tütün işletmelerini kapatarak, çiftçimizi de hiç yönlendirecek hiçbir eğitim çalışmasına tabi tutmadan, özel sektörle işbirliği yapıp onu bile yapmadan tütün ekimini bir anda kestiler ve halkın, şöyle diyebilirim size, Muş nüfusunun 50 bine yakını tütünden ürettiği, kendi ürettiği tütünle çoluğuna, çocuğuna, ekmeğine, aşına sahip çıkan bir kitleydi. Bir anda 50 bin kişiyi fakirleştirdiler. Pancar, şeker pancarı diyoruz. Fabrikamızda da ilk önce satmadan önce kota uyguladılar. AKP hükümeti kota uyguladılar. Bu kotayla beraber şeker fabrikasını özelleştirdiler. Özelleştikten sonra çiftçimiz de koyulan kotanın kendileri için yetersiz olduğunu bilerek ve ekim yapmamaya bile karar verdiler. Şu anda önceden %100 olan pancar ekimi şu anda %25'lerle 30 civarındadır. Aynı şekilde halkımızın çoluğuyla, çocuğuyla, emeğiyle bir 50 bin, 60 bin nüfusa yakın oradan kendilerine gelir kaynağı aş, ekmek için, çocuklarını okutmaları için, çocuklarına iyi bir gelir sağlamak için onu bile kestiler. O bile yok oldu Muş'ta. Muş için en büyük sorunlardan biri de toplumsal. Hiçbir toplumsal etkinlik bulunmamaktadır. Kültür, sanat etkinlikleri bulunmamaktadır. 30 yıla yakındır Muş'ta. Eskiden Muş'ta çok güzel etkinlikler olurdu. Bu etkinlikler halka, gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza ve yansıtılırdı. Ama son 30 yıl içerisinde yerel yönetimlerin bu işlere el atmamamasının sonucunda da gençlerimizin uyuşturucuya ve kötü alışkanlıklara kaymasına neden oldu. Biz diyoruz ki biz geldiğimizde kültür ve sanat merkezi yapmak istiyoruz. 1500-2000 kapasiteli bir tiyatro salonu. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtulabilmek için her gencimizin içinde bir cevher vardır. Mutlaka Muş'un çocuğu da bir gün bir tiyatro sanatçı olan, Türkiye ve hatta dünyaya mal olacak bir sanatçı çıkabilir. Neden olmasın? Çalışmalarımız bu yönde devam etken çocuklarımıza diyoruz ki o kültür merkezinde enstrüman kursları açacağız. Çocuklar kötü alışkanlıklara gitmemeleri için gelip orada sazını, piyanosunu, kemanını hem öğrenecek, hem çalacaklar, hem bilecekler, hem de kötü alışkanlıklardan kendi yeteneklerini ortaya koyacaklar. Sosyal etkinlikler olarak çocuklarımız, gençlerimiz, genç kızlarımız dahi olsun mahrum bırakılmış. Muş'ta bana kimse diyemez şu anda sosyal etkinlik olarak Muş'un gençleri ve bunu kendi kurumları belirtti. Yaşanılmayacak iller arasında 79. sıradayız. Yoksulluk sırasında 80. sıradayız.
Bunun sebeplerini, sosyolojik ve psikolojik toplumsal sebeplerini hiçbir zaman ortaya koyulmamış ve beton yığınına çevrilmiş bir Muş bırakmışlar. Muş'u imarıyla ilgilenmemişler, suyuyla ilgilenmemişler ve şu anda Muş'umuza bir su geliyor. Murat Nehri'nden gelen bu su hiçbir arıtma tesisi kullanılmadan Muş'umuza, insanlara veriliyor. Bu su insanlarımıza şu son dönemlerde hastaneye giderseniz bütün enfeksiyon ve mikrop hastalıklarının sarmalandığı ve sudan ileri geldiği belli. Bu suyu bir an önce iktidara geldiğimizde, yerelde partimiz, arkadaşlarımız, biz iktidara geldiğimizde su sorunu çözmek için elimizden geleni yapacağız. İmar sorunu çarpık bir kentleşme. Evet, binalar yapılmış ama çarpık bir kentleşmeyle karşı karşıyayız. Bu kentin sorunları hepimizin sorunudur. Kentimiz için ne gerekliyse onu yapmaya her zaman da hazırız, hazır olacağız. Hep beraber yerelde el güçlenirsek, yerelde demokrasinin hakim kılınması için, insanların daha özgür, daha rahat hareket edebilmeleri için biz imardaki sorunları da çözeceğiz. Ama bütün sorunların başında bütün sorunları halkımıza danışacağız. İnsanımızla istişare ederek, mahalle mahalle, köy köy, bucak bucak dolaşarak bütün sorunları halkımızdan dinleyeceğiz. Halkımızla beraber çözeceğiz. Eğer halkımız bu konuda istemedikleri hiçbir yatırımı yapmayacağız. Sadece onların çocukları için, kendi çocuklarımız, kendi geleceğimiz için. Biz istiyoruz ki gençlerimize iyi bir gelecek bırakalım.